güven alacakları için yaptığını düşünüyordum. Ama onlar Wukong'a gittiler. Ben çok daha, özür diliyorum, Camille çok daha etkili olabiliyor bence güvene karşı ama Wukong da... Fakat şöyle bir durum var. Lucian agresif oynadığında yandan çıkan Volibear bütün işleri değiştirebiliyor. Öyle de bir problem var, evet, yani. Evet, doğru. Erzhamir 2 ampiri başlangıcı yapabilir fakat Ferit çok önemli bir noktadan geliyor alt koridora. Polyphenix'ten bir sıçra, Focus'un üzerine doğru gidiyor. Ferit de geldi, şimdi anda kullanıldı. Focus'un üzerine bir sıçra da Farfetch'den ama Focus korumayı başardılar. Midkenik emanesinin üzerine ışınlanlar her şey devrede. İlk an Holy oldu. Skor Erzhamir'de. Starscream burada 4 kişinin arasında. Ama o Starscream Nilo'nun klonu. Gerçekten çok farklı bir oyuncu. İlk eşya seçimine baksana Scarlet. Dişli kama tercih etmiş yalnız. Tabii Katami yakalanıyor. Kılıcını kaçırdı ama Erzhamir oraya yakın. Şimdi sıçradı Holy Phoenix'in üzerine. Holy Phoenix'in hala arındır duruyor. Focus sersemletilecek. Focus düştü burada. Skor Holy'de. Holy'nin canı çok az ama ikinci skoru da aldı. Erzhamir de sersemletildi. Üçüncü de gidecek gibi ama. Erzhamir son anda. Q-Yeten ile skor alıyor. Burada Farfetch'de düştü. Ferit de serin. Erzhamir'in üzerindeler. MNS'in manası çok az. Buradan uzaklaşması da pek kolay görünmüyor. Ayy. Güzel sıyrıldı yeteneklerden ama yine de yeterli olacak mı? Çıkamaz herhalde. Yok, Ferit onun peşinde. Son bir ısırık. Skoru Ferit'a getirdi. Durum 4-3'e geldi. Wildcats cephesi için. MNS şeye gidecek bu arada. Kararmaya gidecek. O yüzden dişli kama tercih etmiş. Sonrasında almayı başaracak. Sonrasında zaten MNS düşüyor. Erzhamir kırmızıyı aldı ama burada iki zincir üst üste. Çift güçlendirme serine gidiyor. Starscream'in orada yardıma gitmesinin ardından da Oncan. Ama arkada. Alıyor. Alt koridorda Ecel'in çağrısı kullanıldı. Bitkinlik Focus üzerinde. İlk skor. Holy Phoenix'de ikinciyi de istiyorlar. Sersemletildi orada. Kule hasarda engelleniyor. İkinci skor. Ferit'te kaldı. Ferit alameti almayı başardı. Ferit'i buldu ama Ferit sıçra kullanmak durumunda kalacak gibi görünüyor buradan. Evet. Sıçrayla uzaklaşıyor. Ve Erzhamir rakibinin üst ormanında. Şu anda kayıcılarda. Oradan bakalım. Bir üst koridoru kule altı gelir mi? Oraya doğru yeniliyor Erzhamir. Oncan. Kuleyi tanklayan isim. Ultisinin ilkinin hasarını belki veremedi yeteri kadar ama... Hani buraya gelmeleri şu an için pek bir şey ifade etmeyecek. Hatta minyonların da kuleye yem olmasını istiyorlar. Yani Focus'un alabileceği tüm kaynaklar yok ediliyor. Mavi takımın kulesi yerde. İlk kuleyi evet çok erken bir dakikada aldılar. Ve Wildcats orta koridora yöneldi. Bir barikat geliyor buradan. Galacticos hiç hazır değil bu arada. Çok ayrı yerdeler. Erzhamir Starscream üzerinde. Ultiyi de kullandı. Burgaç'ın ikinci yükü de var. İkinci Burgaç da geliyor ama Erzhamir onu bırakacakmış gibi değil. Ve birebir skoru Erzhamir'den. Erzhamir yakaladığını bırakmıyor. Ya Diana'nın bu gücünden bahsetmiştin ama sen... çok fazla orman kampı temizledi rahat bir şekilde. Evet. Ve şu anda tekli koridorlarla birebir yapabilecek güçte. Kazandırabilecek mi? Önemli olan o. Şu an yani Galacticos taraftarlarının gözleri üst koridor ve orman ikilisine. Yani hep uzun. Bir şey soracak herhalde. Efendim? Bir şey soracak herhalde. Evet. Senin dediğin bir şeye değinecektim aslında. Ve Ferit'ten üst koridora bir kule altı gelecek. Işınlan kullanıldı ama. Oncan çok fazla sarılıyor. Oncan düşmedi orada. Bir de çok fazla hasar verdi Ferit de serine. MNS takip ediyor. MNS buraya kadar altında aldı. Hemen ışınlığını görünce geri çıkacak o da. O kutlu sis içerisinde gelen hasarı serinden o kadar engelledi ki. Yalnız Starscream kanası sormuş bir şekilde ilerliyor. O Burgaç'ı menzilinden çıkamadı bir türlü MNS. Buraya kadar altını geldi. Aha. Draven baltası alacak mı skoru? Hayır. Yok. Yetmedi Starscream'i almaya. Savaş 2'ye değil 3'e bölünmüş durumda adeta. Herkes bir yerde birini kovalıyor. Çok saçma herkes birbirini kovalıyor hakikaten. Serin oradan çıkacak Vurkaç'ıyla. Gel abi gidiyoruz dedi Farfetch'e. Holy Phoenix de Farfetch çıkardı inanılmaz. Starscream çıktı. O üste döndü herhalde bir yerde evet. Döndü o çaldı üstüne döndü. Yalnız Farfetch. Farfetch orada dayan ultisi geldi üzerine bitkinlikte hayatta kalabilecek mi? Çok az canla. Oradan çıkıyor Holy Phoenix Erzhamir'in üzerinde. Ve diğer tarafta az canla uzaklaşmaya çalışan Shabby Katami'yi aldılar. Zonya geldiği anda daha fazla kalmak istemedi senin orada. Ve üçüncü ejder. Ama Draven çok geride. Yani dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorum ama. Ya bu İstanbul'da çok Nemvar'a döndü. Evet biraz. Evet. Draven çok geride ya. Phoenix Ecen'in çağrısını kullanacak. Şabikatem havaya savruldu.
Ve Shavik Atami'ye kimse yardım edemiyor. Olifin X 4. skorunu aldı. Yani o şeyi aldın, kayıp cilti aldın, infrakt değneğini de aldın. Arada bir eşya daha olsa güzel olacak. Birleştirmesi birazcık sıkıntı. Yalnız Baron'un canını yarıya kadar indirmiş. Ve önde kalın 10 cana doğru giderken Erdemir serini buldu. Buraya kadar altında aldı, birebir bir değişim. Focus'tan hasar geliyor ama Focus bir türlü o istediği skoru bulamadı. Bu da yetmeyecek. Fakat MNS tamamlayıcı vuruş yapıyor orada. Şimdi Saçar Tom'la içeri girdi Ferit. Çok yakında ama. Erdemir'de kaldı. Yanılmıyorsam 88 canı gördük. Baron oluyor Erdemir. Çok yakın bir çarp. Ve şimdi Galacticos orta koridorda. Oncan biraz fazla önde kaldı. Oncan yarı canından fazlası kaybetti. Oncan düşüyor. Burgaş'ta kullanıyor. Araya giren bir isim var. Sarsakrin. Oncan da bayağı azalmış durumda. Geri çıkmak durumunda kaldı. Focus yakalandı. 2'deki Holy Phoenix'te. Holy Phoenix MNS'in de peşine gidecek ama hayır. Ve Galacticos da bu maçtaki ilk ejderini alıyor. Burada bir takım savaşı izleyebiliriz. Yan tarafta kalan bir Ferit var. Burgaş kullanıldı. Focus sıçrayı iyi yere kullandı ama güzel bir sers hamlet bu. Holy Phoenix almayı başardı bu noktada. Galacticos buraya kadar altına MNS'e gidiyor. Farfetch'in üzerinde 5 kişi var. Farfetch zaman kazanıyor burada olabildiğince. MNS yavaşlattı Farfetch'i. Hala kovalıyor Farfetch'i ama Farfetch'in buradan çıkışı pek mümkün olmayacak. Yalnız yine de iyi zaman kazandırdı takımına. Ve MNS serinden Erdemir canının neredeyse yarısını kaybediyor. Yalnız Starscream Burgaş'ını kullandı. Erdemir'den gelen bir Zonya var. Erdemir burada sıçrasını da kullandı. Şimdi pozisyonunu değiştirdi. Farfetch Freljord karşılamasını kullanıyor. Focus'tan güzel bir alan hasarı. İki kişilik bir dayan ultisi geldi. Ferit'ten agresif hamle ama Ferit'in hasarı yetmiyor Erdemir'i düşürmek için. Holyphoenix'ten kullanılan bir sıçra var. Ciğerini sök bekleme süresi de sanırım. MNS'de yan yanalar. MNS çok iyi pozisyon aldı. Kararma da devreye girdi ama yeterli değil Lord'un uzaklaşması için. Buraya kadar altın Holy Phoenix'e gidiyor. 3'e 2 bir değişim var. Holy canını fullledi neredeyse. Focus da aynı şekilde. Focus da fullemeye yakın ama şu anda o birebiri. Erdemir çok vurur, çok vurur. Erdemir Holy'nin üzerinde. Yalnız Focus'tan destek bir türlü gelmedi. Bir kez daha üzerine gitti rakibinin ve. Çekemedi. Buraya kadar altını Focus'a gidiyor. Serin Zonya'yı kullandı. Başında bekliyor Erdemir. Belki düşecek ama bir skor daha kazandırdı nişancısına. Focus üzerinde. Bir kanusla mı şey gidebilir? Bakalım. Ama hasar konusunda yani Draven'ın yanına yaklaşamıyor bazen Kalista. Galacticos Baron'u çok hızlı eritiyor. Baron'u çok hızlı eritiyor. Bitmiş olabilir bile Baron. MNS ultiyi de kullandı orada. Baron'u aldı Erdemir. Bakalım savaş isteyecek mi Wildcats burada? Farfetch canı bayağı azalmış durumda. Dayanılır 2 kişilik ulti. Wukong, Burgaş ve 3 kişi havaya savurdu ama Starscream'i çok hızlı eritiyorlar. Holy Phoenix'in üzerine kullanılan bir Leon ulti sadece yavaşlatıldı. MNS düşüyor o noktada. 2'de 2 yapıp ardından düştüğünü gördük. 3'e 2 bir değişim var şu anda. Serin'le Holy ayakta kalan iki isim var. 3'e 2 kaldılar. Kovalamak istiyorlar şu anda. Bırakmak gibi bir niyetleri yok. Şimdi ışınlanı kullandı. Ejderi çoktan bitirdi bir de Galacticos. Yalnız diğer tarafta MNS. Ferit ulti kullandırtıyor. 3 kişilik bir dayan ulti. Serin oradan uzaklaştı. Belki sıçrayla. Bir kinlik de geldi Erdemir'in üzerine. Erdemir hasar alıyor. Erdemir düşecek. Burada skor Holy Phoenix'e gidiyor. MNS'in pozisyonu iyi, Focus'un pozisyonu iyi. MNS devam ediyor. Holy düşerse iş biter. Holy düştü, koruyucu melek devrede. Başında nöbetçiler bekliyor. Ve buraya kadar altını da Focus'a gidiyor. Alt koridorda az çektirmedi Holy Focus'a. Ama yanı sıra Serin de Rabadon'unu tamamladı. Evet. Önemli eşyaları tamamladı Valkes oyuncuları ama onu düşünerek zaten Focus'ta. Oy, ne oldu? Nasıl hasar öyle? Starscream'in üzerine doğru gidiyor. Yavaşlatmaya da devam ediyor. Koruyucu melek devrede. Sıçrası yok, az önce kullanmıştı. Orta koridorda da Erdemir yakalanmış. Ve birebir bir değişim izledik böylelikle. Starscream yan koridorda, Erdemir ortada düştü. Oo, nasıl Baron bir infaz böyle ya? Serin. Oo, canını yakaladım. Karşıladı yalnız. Koruyucu meleğe MNS'in devreye girmiş. MNS'in ne işi var burada? Ve Oncan'la Serin arasındaki birebir. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Oncan'ın buradan uzaklaşması gerekecek. Ama çok mümkün görünmüyor. Ferit son vuruşla Oncan'ı düşürdü. 55 saniye ölüm süresi. Yani bu maçı... Bu arada eşyalara baktığımda Holy Phoenix çizmeyi satıp... Evet. Ebedi kılıç almış. Ebedi aldı, ebedi aldı dediğin gibi. Şimdi ışından kullanılıyor buraya. Shavik Atami önde kaldı. Shavik Atami düşmek üzere. Focus hasar vermeye çalışıyor. Bitkinlik geldi onun üzerine. Focus düşecek. Focus sıçrayı kullandı ama Erdemir arka tarafta Farfetch alacak neredeyse.
Farfetch'in üzerine gitti ama istediği hedef o mu? Hayır! Yani Wildcats bu maçı kazanıyor gerçekten. Wildcats kazanacak, MNS'in yapabileceği bir şey yok. Sıçralar geldi Oncan. Oncan tutabilir mi acaba 1'e 4 turunda? Oncan! Çok iyi osor! Oncan Holy Phoenix'e 2'ye 1 kaldı, o da düştü! Maçı kurtardı Oncan maçı! Çıkarın bizi bu maçtan, bu nasıl maç? Oncan Starskin'in üzerine gidecek şimdi. Starskin alamayacak burada. Işınlar kullanıyor alt koridora doğru. Senin de orada tek başına. Ejder yapıyor zavallı madı. Tek başına LeBlanc'la ejder yapmaya çalışıyor. Şimdi Serin Oncan'ın üzerine doğru gitti ama. Ne dövdü Ejder, ne dövdü Serin'i bu arada. Şimdi Ejder'de 2-2 izleyeceğiz. Ruh Ejder'i. Ama şimdilik avantaj Wildcats'te çünkü 2'ye 1 kaldı. Oncan canını çok yeniledi. Ama MNS geri dönüş skorunu alıyor. Yani ne olacağını bir türlü kestiremediğimiz bir maç. Ya Oncan çok ekstra oynadı. Onları beklemeden Galacticos'un diğer oyuncuları böyle bir şey... Serin de şimdi üste dönüyor. O da üste döndükten sonra orta koridor ışınlanacak hızlıca. Starscream alt koridordan ayak ettirme devam ediyor. Baron bitmek üzere, çok hızlı eriyor. Baron bitti. Işınlan kullanılmadı, daha şimdi geldi Starscream'den. Burada bir savaş izleyeceğiz. Şevk Atam'ı çok fazla hasar aldı, ultiyi bıraktı elinden. Starscream girdi araya fokusun üzerinde ama döne döne uzaklaşmak durumunda. Starscream canı çok azalmış durumda. Fokus ultiyi bıraktı. Oncan alanı çok iyi kontrol ediyor ama Oncan düştü burada. Holy Phoenix'in canı çok az. Serin'in canı bayağı az. MNS'ten agresif oyun. Vur kaç ıskaladı taktizini kullandı Serin. MNS onu takip ediyor ama döndüğü yere infaz. İnanılmaz infaz. MNS buraya kadar dedi. Ayakta kalan iki isim var. Biri Starscream, diğeri Farfetch. Ve yeterli olmayacak. Onları da ellerimi oyalamaya devam ediyor. Orta koridordan dümdüz ittirmeye devam ediyor burada Focus. Focus sıçrayıp Holy Phoenix'in üzerine sıçrayıp orada skoru almayı başardı. Az önceki takım savaşında bakalım Starscream ve... Aa, minyonları yok. Minyonlar yok. Minyonlar alt koridor inhibitor. Minyonları yok. Maç bitmedi. Euphony. Dakika 46'ya geldik hala. Hala inhibitor açılmadı. Ölüm süreleri 60 saniyeden 20'lere kadar düştü orta koridordan şimdi gelen minyonlarla beraber. Buradaki inhibitor alacak Galacticos yalnız. Oyunu bitirmeyi deneyecekler mi? 4 kişiler oyunu bitirmeyi deneyecekler mi? Süre yetebilir. Kulelere verdiği hasar çok fazla çünkü. Ferit'in dolmasına 6 saniye 5 saniye var. Ölüm pervanesi de geldi. Minyonlar temizlendi. O 2-3 minyon yeterli olacak gibi oyunun bitmesi için. İnfaz kullanıldı ama o kapı gibi bile pek yeterli olmayacak gibi görünüyor. Starscream araya girdi. Tutmak için Nexus yeterli mi? Hayır. 46 dakika. Ve Galacticos en sonunda galip geliyor.